Ama niye susuyorsun Seher ya? Ne yapabilir Faruk? Faruk Maruf İlgin'le değil. Yani daha fazla konuşmak. Adama parmak sallıyordun ya. Bu parmak böyle kalkmıştı, sallıyordun adama. Bu arada Murat'ı hazırlayayım. Murat'a birazdan gideceğim ama. Parmak sallıyordun ama önce şeyi vereceğim. Dünkü yayın arasında konuştuklarımda ben her şeyi sizle paylaşmayı seviyorum. Birazdan onu vereceğim. Şu anda değil, yayın arasında da her zaman diyoruz ya Faruk, kim ki sen Faruk'tan korkuyorsun ya? Kim bu adam ya? Yani Faruk her şeyi yapabilir mi? Her şeyi yapar mı yapmaz mı? Hani anlatır, eder, tutar yani ya. Ha, hala mesela biz o zaman Aydoğan ekrana çıktı. Aydoğan'la konuştuk, sen konuştun. Hala seninle ilgili orada konuşma olasılığı mı var? Yani İsmail'le ilgili, eğer sen İsmail'e yakınlık göstermezsen, ben onu her yerde açıklarım dediği bilgiyi yok, ya da yok, başka bir şey. Başka bir şey yoktu. Yani hala ne söyleyebilir Faruk seninle ilgili? Hiçbir şey söyleyemez bu saatten sonra, ne söylesin? Niye o zaman sormadın, neden telefonu aldığını bana söyledin, niye demedin? Bilmiyorum ama o anda gerçekten ben... Soru soramadın, kal geldi sana. Olabilir, haklısınızdır. Mesela Faruk şu anda yok. O anları, reklam arasındaki anları, yayın arasındaki anları bir ekranlarınıza getireyim. Bir Seher'e soracaklarım var. Zaten çok soracağım soru var da. Gelsin o anlar ekranlarınıza. Hep böyle mi yaptı sana? Baskı mı yaptı? Ben Seher'i şimdi daha iyi anlıyorum ya. Valla bak Seher'i şu anda ben daha iyi anlıyorum. Yemin ederim daha iyi anlıyorum. Ağzını kapatıyor, konuşamıyor yani. Niye muhatap olmak istemiyorsun? Niye konuşmuyorsun bu adamla? Adamın buraya gelecek yüzü yok. Yüreği de yok bence. Beni bu duruma Faruk soktu diyorsun. Faruk telefona bağlanıyor, manipüle ediyor, seni etkilemeye çalışıyor, yine buradan gitmeni sağlamaya çalışıyor. Ve sen o adama niye soru sormuyorsun Seher? Ne kızım ya, başka bir şey var ya. Bir şey söyleyeceğim, sen bak Özcan öğretmenlikten atılmış, tamam mı? Özcan öğretmenlikten atılmış. Artık öğretmen değil, sen onunla görüşüyorsun. Faruk bu olayla ilgili şüphelilerden biri. Adamın ekranda seni tehdit etmesine göz yumuyorsun. Daha öncesinde çık buraya gel diyorsun. Ya onu buraya çıkıp buraya gelecek bence yüreği yok. Ve şu anda da konuştuklarımızı kaydedip başka bir yerlerde yayınlamayı hedefliyor. Ve sen tek bir soru sormuyorsun. Telefonu aldı mı İsmail'in? Sesi bile çıkmıyor. Aldı mı? Kulağını. Aldı kulağını. O şoka girdi. Harun sesini duyunca böyle mi oldun? Ya bu adam sana ne yaptı ya? Ha Seher'cim? Gerçekten çok üzüldüm Seher'e ya. Ne yaptı kızım sana bu adam? Seni başka bir şeyle mi tehdit ediyor? Böyleydi. Yayın sonunda da böyleydi. Otele gidinceye kadar da böyleydi. Bak Seher, Faruk şu anda burada değil. Bana gözlerime bak. Faruk şu anda burada değil. Telefon hattında da değil. Biz bizeyiz. Mesela Faruk'a ne sormak istersin? Ben İsmail'in parasını yemedim. Ha, senin İsmail'in parasını yemiş olabileceğini mi söyleyebilir? Söylemiş zaten ya. Ne demiş? Bir ifade, bir şey de siz okuttunuz zaman. İsmail'in küçük küçük. Evet. Bir şeyler aldırdı, bir şeyler yedirdi. O yüzden mi sustun dün? On. Ya deme, şunu demedin mi? Senin yüzünden ben İsmail'le konuştum, hayatımı kararttın, şöyle yaptın, böyle yaptın. Niye demedin? Niye tutuldun? Ben abla, bilmiyorum ya o an. Şu anda yok İsmail, zaten İsmail yok da, Faruk da yok. Açıklaması yok bende. Bunun aslında çok büyük bir cevabı var da, o cevaptan korkuyoruz galiba. Öyle mi? Arkadaşlarım bu arada, sevgili Murat, muhabirimiz, benzinliğe yakın bir yerdeler. Faruk Efendi, sana yakın bir yerdeyiz. Cevap hakkını görüntülü olarak kullanabilirsin. Ha? Kullanmak ister misin? Bir Murat'ı görelim. Murat nerede bu Faruk? Nerede bu Faruk Efendi? Biz şu an Selendi'de Faruk'a çok yakın bir noktadayız. Onun benzinliğine çok yakın bir noktadayız. Biz dün çok manidar bir zamanlamada arama gereği duymuştu. Biz evet. De o aramaya istinaden bugün bağlanmak istiyorsa, eğer anlatacağı bir şeyler varsa ve iddialara cevap vermek istiyorsa yayınımıza görüntülü olarak bağlanabilirsiniz diye kendisine ulaşmak istedik. Ama şu ana kadar Faruk ortada yok. Şu ana kadar bağlanma gereği duymadı. Dün çok manidar bir zamanlamayla bağlanmıştı. Ama bugün maalesef ki Faruk bu teklifi cevaplamadı. Peki teşekkürler. Sen orada beklemeye devam et. Yaklaşık herhalde 500 metre kadar geridesiniz. Orada beklemeye devam et. Konuşmak isterse görüntülü olarak seninle konuşabilirim Faruk. Ama önce seninle ilgili bu belgeleri açıklayayım ben.
belgeleri. Gerçekten sevgili izleyiciler inanamayacaksınız. Belki de ya seyrek hak vereceksiniz. Yani ben seyrin ciddi anlamda korktuğunu düşünüyorum. Çünkü Faruk'un yapabileceğinin sınırının olmadığını düşünüyorsun değil mi Seher? Ha? Öyle mi? Bu soruya yanıt verebilirsin. Sence Faruk ne yapabilir? Sence ne yapabilir Faruk? Bunu söyler misin? Madem bu kadar masumsunuz hepiniz, sen, Faruk, Taner, madem hiçbirinizin parmağı yok, bu sadece işte İsmail kendisi hayatına son verdi. Bu kadar yalanlara, bu kadar yalanlara, senin bu kadar susmana, bazı şeyleri şu an Faruk'la ilgili susmandan bahsediyorum, susmana ne gerek var? Örneğin arabanın temizlenmesine, bıçağın temizlenmesine, telefon ve kimlik alınmasına, İsmail'in telefon kılıfının temizlenmesine, telefon alındıktan sonra yok edilmemiş hemen. Saat 17'de siz jandarmayı arıyorsunuz, saat 18.33'te şifresi yok İsmail'in telefonunun. WhatsApp'a girilip WhatsApp kurcalanmış. Bunlara madem bu kadar masumsunuz, madem bu olayda parmağınız yok, aynı benim sorular yok. Sana Faruk Efendi. Ne gerek var bu kadar çok oyuna, katakulleye? Ne gerek var? Hı? Gerçekten samimi olarak söylüyorum. Ne gerek var? Mesela ayağındaki, paçandaki sıçrama kanlarının nasıl sıçradığını nasıl hatırlayamıyorsun sen? Hatırlamamak değil abla. Sıçrama gibi bir şey yok orada. Ne var? Ya ben o anda... Bastırdığında... Bastırdığında sadece sivil şöletin kan olması lazım. Evet. Senin bacağında olduğu gibi kan sıçramış gibi ya. Bir de bir bulamaç var. Şöyle yan taraflarını elini şey yapmışsın böyle silmişsin kanlı ellerini. Bu arada ellerine bir beyaz bant yapıştırmışsın sen bugün. Yok öylesin o ya. Ne o? Bildim öylesin. Bir elin mi kesildi? Yok yok. Bir şey hatırlamak için mi? Yok be. Bir şeyin simgesi mi, bir şeyin mesajı mı? Bir gösterir misin onları? Ya abla her şeyi taktığımda bir şey de bulma ya. Her şeyden aa, şüpheleniyorum. Bulabilirsin benim için. Neden değil. Biliyor musun her şeyden şüpheleniyorum? Ya, şüpheleniyorum. Yani şeytanın aklına benim. Gelmeyecek şey Faruk'un aklına gelmiş. Yani bilmiyorum bu kadar masumsan Faruk. Bunları neden yapıyorsun kardeşim? Şimdi yayınlarımız sırasında Faruk'un İsmail'in telefonunu alıp Uşak'ta bir telefoncuya arkadaşına götürdüğü ihbarı gelmişti ya Zer. Bu ihbar üzerine Faruk Taner... gözaltına alınmıştı. Evet. İşte o gözaltı işlemi sırasında Faruk ve Taner'in evlerinde, iş yerlerinde aramalar yapıldı. Çok dikkatli izleyin ve dinleyin sevgili izleyiciler. Telefonlarına el konuldu. Faruk ve Taner'in telefonlarında yapılan inceleme tamamlandı ve bir elimde gördüğünüz rapor hazırlandı ve soruşturma dosyasına girdi. Faruk'un İki tane telefonu var. Onlarca telefon hattı var. Telefon hatlarının hepsi Sinem'in üzerine kayıtlı. Kendi üzerine kayıtlı telefon numarası yok. O telefonlarda sana ait tek bir kare fotoğraf çıktı. Senin arabadaki fotoğrafın üzerinin kanlı olan, evet. O fotoğrafı da ekranlara getirebilirsiniz arkadaşlar. O fotoğraf çıktı. Fakat senin olay yerinde Faruk senin fotoğraflarını çekiyor ya. Evet. Asıl bomba burası değil zaten. Bunlar çok basit şey, hafif kalıyor. Özür dilerim. Çok hepsi değerli de. Birazdan açıklayacaklarım yanında gerçekten hiçbir şey değil. Ve başka bir fotoğraf çıkmıyor. Faruk'un iki tane telefonu var. Şimdi Faruk, sen ne yaptığını biliyorsun, ne demek istediğimi de biliyorsun Faruk. Belgelerle konuşuyorum, belgelerle. Kendi çapında Selendi'de, sevgili Selendililer, birazdan açıkladıklarımdan sonra sizden çok rica ediyorum, istirham ediyorum, vicdanlarınıza sesleniyorum. Lütfen Faruk'un anlattığı, size anlattığı en azından bu telefonla ilgili ve birazdan açıklayacaklarımla ilgili inanmayınız, sizlere yalan söylemiş. Hangi yalanları söylemiş biliyor musunuz? İnsanları korkutuyor.